Migren ilacım nerede? Hayrını görmez inşallah. Görgüsüzler. Gözleri döndü ailecek. Bir günde hem banka hesapları hem araba. Ya olacak iş değil. Olacak iş değil. Sus da kapıya bak. Araba almış ya. Araba almış. Gülfemciğim. Yanlış bir zamanda mı geldin? Seninle yarım kalan bir işimiz vardı. Ya kaçın kurası o kadın ya. Ya yine bir halt ederse buna. Yok ya. Yanında kapı gibi avukat var, ne yapacak ki? Ya yine delilenirse benimki? Nereden seninki oluyor lan? Yok ya, ben vuramayacağım. Olacak iş değil. Gülfem Hanım, bu iki rapor arasındaki fark ortada. Ah, evet. Şu talihsiz rapor. Avukat Bey, ben müvekkilinizin iddialarını çok iyi biliyorum. Ama sanırım sizin bilmediğiniz bazı şeyler var. Mesela Duygu Hanım'ın ortalığı birbirine kattığı gün yenilenmesini istediğim bu rapor. Yalan. Yalan söylüyor. Gördüğünüz gibi zarf kapalıdır. Raporda içindedir. Ne raporu bu? Evet, kabul ediyorum. Hastanemizde bir hata yapıldı. Bu durum tespit edildi ve hemen düzeltildi. Pardon Duygucuğum. Şuradaki kurye damgasından da göreceğiniz gibi yenilenmiş test sonuçları hemen Duygu Hanım'a iletildi. Yalan söylüyor. Bana kimse bir şey göndermedi. Buradaki damgaya göre siz bu raporu kabul etmemişsiniz Duygu Hanım. Bana kimse hiçbir şey göndermedi diyorum. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Yalan söylüyor. İspatla. İspatla. Aa. Ama avukat bey, siz müvekkilinizi yeterince bilgilendirmemişsiniz. Duygucuğum, bunları ispatlamak senin avukatının görevi. Bu yüzden para ödüyorsun ona. Ama ben sana yine de söyleyeyim. Kurye şirketinin adı, teslimatı yapan şahsın adı, teslimatın tarihi, bu bilgilerin hepsi orada var zaten. Avukat bey de ufak bir araştırma yaparsa testteki hatalar yüzünden 3 laborantımı derhal işten çıkarttığımı görecektir. Sen nasıl bir insansın? Aldığın önlemler buymuş demek ha. Herkesi satın aldın değil mi? Herkesi. Bu kadına inanmayın. Yalan söylüyor. Her şeyi kendi kılıfına göre uydurmuş. Hepsi bu. Aa, teessüf ederim avukat bey. Lütfen müvekkilinize sahip çıkın. Şu anda benim evimde misafir olduğunuzu hatırlatırım size. Gülfem Hanım, müvekkilimin onu konuşturmamak için para teklif ettiğinizi ifade eden bir şahidi var. Evet, haklısınız. Şu şahit meselesi de var, doğrudur. Yalnız avukat bey, müvekkiliniz size her şeyi eksik anlatmaya adet edinmiş bence. O şahidi daha iyi tanıyabilmek için eski gazetelerin 3. sayfalarına bakmanız yeterli olacaktır. Şahidiniz elinde silahla evimi basıp kardeşimi öldürmeye çalıştı da hapis cezası aldı ama ertelendi. Ailemizle özel sıkıntıları olan şahidinizin bu durumda mahkeme tarafından ne kadar güvenilir sayılacağını ben sizin engin deneyiminize sunuyorum. Avukat bey.